Evet değerli dostlar, Köy TV ekibi olarak yeni bir sektör haberle karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün gerçekten cennet gibi bir yerdeyiz. İzmir Kemalpaşa Dereköy'deyiz. Bildiğiniz üzere biz sektör haberde her hafta tarım sektöründeki farklı konuları farklı konuklarla konuşuyoruz. Ama bu hafta biraz daha köylümüze özel, köyümüzdeki insanların sıkıntılarını, sevinçlerini, kederlerini sizler için yakına getirmek istiyoruz. Örnek bir kooperatif var. Biz geldik, gerçekten burayı gezdik. Her ünlü ile beraber. Yanımızda Dereköy Kırsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Sayın Hüseyin Kanlı Bey var. Hüseyin Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kısaca sizleri bir tanıyalım. Sizler de köyümüze hoş geldiniz. Her zaman festivallerde ve daha öncesinde de Adem Birinci Bey ile beraber sürekli çekim yapıyoruz köyümüzde. Sağ olun. Köy TV'den başka bizi düşünen de kanal yok. İşin hakikati bu yani. Şimdi 12 yıldan beri kooperatif başkanlığı yapıyoruz. Sürekli bugünlere arzuluyorduk. Allah'a şükür yani şu anda tam oturdu. Köyümüzde dördüncüsünü düzenleyeceğimiz bal festivali Büyükşehir'le beraber. Aziz Kocaoğlu çok büyük destek çıkıyor bize. Bu 28-10-2018 tarihli pazar gün bal festivalimiz var. Bu bal festivalinde bütün tezgahlarımız dışarı çıkıyor. Bütün ürünler dışarıdan kesinlikle ve kesinlikle köyümüze ürün almıyoruz. Hepsi doğal köy ürünü. Dışarıdan gelenleri de katmak istemiyoruz yani. Çünkü ürün bozulmasın. Çoğu yeni gelişmiş olan gezdiğimiz yerler sürekli köye başka bir şeyler katıyor. Köyün doğallığı bozuluyor. Amacımız üretici üretsin. Her şeyi para etsin. Şehirdeki insanlar da yani bizim Türk milleti, Türk toplumumuz da doğal her şeyi, ürünü bulabilsin. İyisin, sağlığı yani hastane ne bileyim başka bir yerlere koşmasın derim ben. Çünkü sağlıktan önemli bir şey yok. En önemli şey sağlık. Sağlığı kaybettin mi her şeyi kaybettin demektir zaten. Para yani ayrı bir şey. Ama sağlığın yeri ayrı bir şey. Bir insan bir şey kaybetmeden değerini bilemiyor. Mutlaka yani sağlığımıza iyi bakmamız lazım. Boğazımızdan geçen lokmayı iyi tartmamız, biçmemiz lazım. Her önün geleni de iyi. Yani bu nasıl olsa biz bunu yeriz. Babında almayalım. Bazı yerlerde reklamlarda çıkanlara da aldanmayalım. Çünkü her ürün doğal değil. Doğal olarak satılan ürünler. Bak bizde şimdi üzümlerimiz organik tarıma kayıtlı, sertifikalı ve organik üreticilik yapıyoruz. Kirazlarımız, zeytinlerimiz, yağlarımız tamamen doğal. İyi tarıma kayıtlıyız. Sürekli denetimdeyiz. 2 gün oldu daha Büyükşehir Belediyesi geldi. Arı kovanlarımızı gezdik. Yerinde incelemesini yaptık. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak, personel olarak Alev Hanım var. Gelir sürekli haftada, ayda bir kontrol eder. Dışarıdan yabancı ürün almayız. Şimdi benim her zaman bu üretici kadınlara söylediğim sözüm, her zaman da arkasındayım. Dışarıdan ürün getirdiğiniz anda kendi ayağınıza sıkmış oluyorsunuz. Bu biraz mafyavari konuşma ama bu bir gerçek. Yani sürekli sen kendi yani idam fermanını imzalıyorsun. Dışarıdan getirmiş olduğun muamelin ne olduğunu bilmiyorsun. Kim olduğunu bilmiyorsun. Yani tereciye tere satmak gibi bir şey. 3 yıl önce zeytinyağı getirmişler adamlar köye. İçinde kanolasını tut, her türlü şey var. Aydın'da yakalandı. Yani bunları aslında daha da sıklaştırmak gerekiyor. Çünkü denetimsiz olduğu zaman, başıboş olduğu zaman herkes her şeyi yapabiliyor. Bugün para dedi, yani bir insanın aklına para geldiyse mutlaka kaçamak yollar arıyor. Ya doğal, her şey doğal olsun. Geçen sene ziraat odalarıyla beraber bir bahçe kurduk. Her türlü sebzesi, meyvesi, her şeysini hazırladık. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray da Allah razı olsun. O da traktörünü gönderdi, ziraatçı kızları her şeysini gönderdi bize. Her zaman da destek çıkıyor. Bir Aziz Kocaoğlu, 2 Bülent Oray, 3 bizim ilçe tarım müdürümüz var. Ali Bal, o da çok değerli birisi. Projem bal paketleme projesi var şu anda köyümüze. Soğuk hava deposuna gireceğiz Allah izin verirse. Çünkü soğuk hava olmazsa burada bizim yetiştirdiğimiz polenler, karakovan balları, propolisler hemen bozulabiliyor. Petek balları içinde larva üretiyor. Çünkü polen olduğu için içinden kelebeklenme oluyor. Bu sefer petek bal bozuldu. Tekrar geri geliyor. Benim canım gibi sevdiğim Devlet Suç'tan emekli bir abimiz vardı. Bir tane petek bal kestim.
hediye ettim, aldı. Neyse 2-3 ay sonra arkasından dedi ki, telefon etti. Hüseyin böyle böyle bizim balımız kurtlandı dedi. Dedim abi sen beni övüyorsun ya. Çünkü kalıntısız, doğal olduğunu eminim. Dedim sen onu getir. Ben sana yeni bir pete ayarlayayım. Onu da soğuk dolabı, soğuk hava deposuna koyduk. Oradan götürdüm, gittim, verdim. O da teşekkür etti. Ben de teşekkür ettim. Biz yani böyle doğal olan şeyler arıyoruz. Çünkü doğallıktan çok uzaklaştık. Şu anda arazilere sürekli hayvan gübresi kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü doğallık ön planda olması gerekiyor. O olmazsa olmazımız yani bunlar. Köyün geçimi genel manada neyle uğraşıyor? Biraz ondan bahsedelim Hüseyin abi. Ne yapıyor köy, ne üretiyor? Köyümüz birinci geçim kaynağımız bizim zeytincilik. Şimdi zeytin benle 100 dönüm arazi vardır. Birisinde hiç arazi yoktur. Bu vatandaşın da yağ ihtiyacı vardır. Bu yağ ihtiyacını öbürkü komşusu 100 dönüm olan der ki 20 dönümüne al kardeşim bunu, yarıyı işte bu üzümü zeytine, yağını sen al. Kendi geçim kaynağını sağla. Ya yağsız da kalma diye. Birinci geçim kaynağımız bizim burada zeytin ve zeytinyağıdır. İkincisi arıcılık çok revaçta. Bu uzun yıllardan beri yani yapılıyor. Yapıldığı söyleniyor. 500-600 yıl önce arkada Mahmut Dağı'nda kovanlık deresi diye bildiğimiz arılara bir kovanlık yapılmış. O zaman ayı varmış tabii burada. Ayılardan korunması için kovanlık yapılmış. Orada yapılıyormuş. Sonra tabii bu yangın 94 yangını oldu bölgede. 94 yangınla gelesiye kadar da çok fazla arı adedi vardı. 20 binin üstünde arımız vardı. O dağ yanınca bizim arıların kimisi içine kaldı, boğuldu. Maddi imkansızlıklardan da kaynaklanan şu anda şekerin çuvalı belli. Nakliyesi belli. O yüzden de düşüş çok. Ama şu anda yine 10 bin ile 12 bin arası kovanımız var. Sürekli de teşvik ediliyor. Bu arada geçen yıl yine Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 164 kovan arılı arısız kovan dağıtıldı. Denetimleri sürüyor. Yani arıcılık da güzel. Üzümlerimiz organik, az da olsa bir 200-300 dönüm üzüm bağlarımız var. Organik tarıma sertifikalı, kayıtlı. Yani sadece sertifikada değil. Yani gerçek hakikaten doğal yapılıyor. Sadece göztaşı ve kükürt veya sulu kükürt dediğimiz hülase kullanılarak üzümler o şekilde kurutmaya veriliyor, kurutuluyor, sergiden alınıyor. Ama tüccar geliyor veriliyor ama burada pazarda satılıyor. Bayağı da yani millet darda yani işin açıkçası belli yani herkesin hali belli. O konuya pek girmek istemiyorum. Esas beni üzen, en büyük üzüntü veren şey de Türkiye Cumhuriyeti gençliği bütün büyük şehirlerde. Beni yaralayan bir tanesi de bu. Neden? Çünkü köylerimizde bizim genç nüfus kalmadı. En son köyde ben varım. Benim gibi birkaç kişi daha var. 3-5 yaş küçük olanlar var. En fazla 7 kişiye geçmez bu. Şimdi 7 kişiye geçmeyince üretim yapmamız gerekiyor. Üretmezsek sürekli tüketimle nereye varılacak? Ama bu da tabii başka takıldığım konular, başka şey söylemem gerekiyor aslında. Oraya girmeyeceğim ben de. Aslında yani doğal üretilmesi gerekiyor. Oradan söyleyeyim. Her şeyi doğal diyoruz. Fakat alındığı zaman ne bir domatesin bugün domates lezzetini alan var. Ne biberin biber lezzetini alan var. Ne de patlıcan, fasulye herhangi bir şeyin lezzetini alan var. İşte ben sabah geldim buradan. Bahçe yapmadım. Bahçeme topladım buradan pazardan. Aldım gittim evime. Gönül rahatlığından alıyorsun yani. Bunlar böyle olması lazım. Daha da teşvik verilmesi gerekiyor köylülere. Öyle yani ben şuna da karşıyım. Her şeye hani karşı oluyoruz da bunlar büyük sıkıntı. Kardeşim bir adamda 100 dönüm arazi varsa veya 1000 dönüm arazi varsa bu araziye değil prime. Arıcıysa bal, kaç ton bal çıkarmış balına destek. Arazide arazi sahibine değil çalışana verilmesi lazım. Çalışana verilmesi lazım. O ciddi sıkıntı. Çok büyük. Şimdi adam hayvancılık yapıyor. Kimisi damı hayvanını bağlıyor. 40 yılda bir başına vuruyor. Kimisi de başından ayrılmıyor. Şimdi bunlara ayrılması gerekiyor. Bunlara desteklenmesi gerekiyor. Yani bu işleri yapanlara işin ehli de deriz. İşin ehline
verilmediği zaman böyle olur. Yani bunları hep sürekli yapabilecek olanlara daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Çünkü işin ehli olmayan kişilere verildiği zaman ne arıdan fayda olur, ne bağdan fayda olur, ne üzümden fayda olur. Hiçbir şeyden fayda olmaz. Çünkü bakmaz adam. Nasıl olsa bu beleş geldi gibi mantığından gidildiği zaman böyle olur. Bu da iyi bir şey değil yani. Evet. Ülke ekonomisine zarar. Evet. Peki Hüseyin abi şunu sormak istiyorum. Tabii özellikle son zamanlarda ülke olarak çok zor günlerden geçiriyoruz. Allah hepimize yardım etsin. Amin. Ama bu zor günlerden çok etkilenen tarım sektörü, tarım hayvancılık sektörü. Tabii sizin de mutlaka sıkıntılarınız, dertleriniz var. Yetkililerden çözmesini istediğiniz sorunlar nelerdir? Yani eğer şunları yaparsanız biz daha rahat ederiz dediğiniz sorunlarınız, problemleriniz varsa onu almak isteriz. Şimdi sorunumuz büyük. Başta söylediğim gibi köylerde nüfus azaldı. Köylerde olmadığı için üretim düştü. Bu yüzden üretim düştüğü için de sürekli bir de şöyle bir şey söylüyoruz. Nakarat sürekli tekrarlıyoruz. Diyoruz ki yerli üretim, milli üretim, yerli üretim, milli üretim. Tamam da biz üreteceğiz diye can atıyoruz. Ama bir yerden de şimdi burada pazarda bak belli. Gidiyor adam marketten her şeyi karşılıyorum diyor. Geliyor burada diyor ki 3 kuruşluk şeyi burada diyor hanımefendi 10 liraysa bu 7,5 lira olmaz mı? Ya bunun neyin pazarlığını yapıyoruz ki biz? Yani sen mağazada pazarlık yapabiliyor musun? Yapabiliyor musun? Yok. Yapamıyorsun. Yani yerli, milli, doğal üretelim. Bu üretenlere de destek verelim. Yani ben A, B, C demiyorum yani. Benim için parti önemli değil. Evet. Benim partim belli. Dere Kökü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi benim partim bu. Hiçbir partiye de şey değilim. Ama bu ülkede üretim şart. Kim ne derse desin. Yani doğru benim her zaman söylediğim doğru bir tanedir. Doğru doğrudur. Yanlış da yanlıştır. Doğrunun yerine yanlışa koyamazsın. Yanlışın yerine doğruya koyamazsın yani. Evet. Budur. Peki bir de şey sormak istiyorum. Tabii siz burada örnek bir çalışma yapmışsınız. Burada bayanlarımızın standları var. Biz izleyen değerli dostları bir kere özellikle bu Ege bölgesindekileri davet ediyoruz buraya. Şimdi biraz sonra biz de alışveriş yapacağız. Gerçekten burada bütün ürünlerimiz doğal. Annelerimiz burada kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri pazarlıyorlar. Bu fikir nereden çıktı? Bunu sormak istiyorum. Bir de diyelim ki bizi izleyen bir izleyici dedi ki ya Hüseyin Başkan biz şey istiyoruz. Ağrı'yı istiyoruz. Yani böyle bir Türkiye genelinde pazarlama kurabiliyor musunuz? Veya bir projeniz var mı? Önce bu fikri soralım. Bu fikir nereden çıktı? Fikir gene aklımdan gelen yıllardan beri gelen böyle bir şey. Ufku geniş olması lazım kişinin karşı yani görebilmesi için. Atatürk'e ben kendime biat edindim. Onun bütün yoluna, yordamını araştırdık. Dedik ki bunlar böyle oluyor. Bazen canımı sıkan olaylar olmuyor mu? Oluyor. Hepsini kafamdan siliyorum. Diyorum ki benim atam var diyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aynen, rahmet gözünün tanıyoruz. Önüne getiriyorum. Diyorum ki kardeşim bu adam bu memlekete gelmiş. Savaştan yani tek başına değil. Benim dedem 12 yıl savaşta kalmış. Bu Dereköy nüfusunda 86 tane kişi askere gitmiş. 4 tanesi sakat olarak geri dönmüş gelmiş. Bunları anlatırken tüylerim diken diken oluyor yani. Şimdi dedem 12 yıl savaştan geliyor. 12 yıl sonra tekrar bir kör kurşuna gidiyor. Yani demek istedim burada bunlar bu fikir sürekli yenilenmek gerekiyor. Daha yapabilirsek yapamadık. Burayı kahvaltı salonuna çevirelim. Ama yine dışarıdan hiçbir şey katmayalım. Çok güzel olur o. Yapalım. Onun yanında insanlar hafta sonu kahvaltısını gelsin burada yapsın. Gelsin, kafa çok güzel dinlesin. Olur. Çok görüyorsun güzel olur. İşte ses cennet yok, gibi. Gürültü yok. Evet. Ya bir de bu bölge kadar sakin. Şu bizim Çanak deriz biz bu tabirle. Evet. Dereköy, Gökyaka, Cumalı, Yeşilköy, Vişneli, Karot Dağ Kızıca'nın bir vadisi vardır böyle çanak şeklinde. Çok bakir bir alandır burası. Tamamen ilaçtan, kimyasaldan ve egzoz dumanından arındırılmış bir bölge. Daha yani çok uçuk fikirlerim var da ben şu ana yolun asfaltında tüp geçidi olmasını istiyorum. Araçların egzoz dumanının gelmemesi için. Bunlar çok büyük bir proje. Yani benim yapabileceğim bir şey değil. Ama çalışılması gerekiyor. Dışarıda duyuyoruz. Söyleniyor. Diyorlar ki kardeşim dışarıda böyle bir organik köy. Daha organik değiliz biz ama. Evet. Organik köy kurmuş adam. Araç dahi geçmiyor. Bisikletle, at arabasından ondan bundan yapmış yani. Dönelim şey konumuza da. Şimdi burada hep aklındaki şey köylüye gelir getirmek. Refah düzeyi yükselsin. Bütün şu anda 85 hanemiz var.
yani beyinde hep tasarlıyorum. O orada bu orada. O yüzden takılıyoruz şeylere. Yalnız 85 tane hane Kemalpaşa'da, İzmir'de. Benim aklımdan geçen bu köyün gençlerini burayı tekrar köye kazandırabilir miyiz? Üretime döndürebilir miyiz? Bu yüzden böyle bir çalışmanın içine girdik. Sağ olsun yani erkeklere sözüm yok da bayanlar her zaman bizim yanımızda. Erkekler de var da ama şimdi Türkiye genelinde erkeklerle bayanlar yer değiştirdi. Neden? Bayanlar çalışıyor, erkeklerimiz evde aş ekmek yemek yapıyor. Bir de kahve geliyor. Dedikodudan başka bir şey. Okey oynar. İsrail'in okeyini oynar. Televizyonda İsrail haberi çıktı mı başlar İsrail'e şey okuyup üflemeye yani. İş öyle değil. Millileşeceğiz derken hep beraber üreteceğiz. Birileri bir şeyler yapmak istiyorsa yanında olacağız. Arkasından tutup çekmek değil. Destek olacağız ki bu adam daha ileri koşabilsin yani. Yani sürekli ben bunu aşağı indireyim. Ben daha zengin olayım havasında olduğun zaman bu bireye iniyor. Birey bugün bir kişi zengin olduğu zaman bu havaleden bir kişi bütün araziyi işte satılıyor her taraf. Benim evvelki yılki saydığıma göre 150 taneydi. Şu an el değiştirenin haddi hesabı yok. Şimdi bir zengin 150 tane birden bir şeye arazi alamaz. Ama herkes burada bir şeyler kazanırsa bu adam tarlasının takkasını satmaz. Bir şey üretiyorum der. Tarlasının takkasının başında, evinde, ailesine beraber burada geçimini sağlayacağım diye uğraşır. Ama sen şimdi öyle olmaz da bir kişi bunu eline alırsa sade bende olsun, komşuda olmasın veya köylüde olmasın, şehirlide olsun havası olursa şehirli dışarıdan İzmir'den birisi gelmiş köye yerleşmiş. Bu adam tarlada ne üretebilir? Ne çıkarabilir? Neyi pazarlayabilir? Önemli olan buradaki insanların para kazanıp burada kalması. Burada kalması. Yani köylü yerinde tutabilmek önemli olan. Köylüyü tutabilirsek köylü zaten ne yapacağını biliyor. Şehire de gitse ama park bahçelere giriyor ama başka bir yere giriyor. Yani bir yerlerde üretim yapacağım diye uğraşıyor ama köyünde kalsın. Bu adam desteklensin. Genç çiftçi 30 bin lira. Genç çiftçi 30 bin lira vermesine gerek yok. Bütün şimdi dağlarda çoban deriz. Dağdaki çoban kaldırdığın zaman dağdan da keçi veya hayvan, büyükbaş hayvan gezdiği zaman otları çiğniyor. Yangını önce bir defa yangın bekçiliği görevini görüyor. Bekçi dediğin şahıs da o hayvanın çobanı dediğin şahıs da dağı daşı her tarafı gözetliyor sürekli. Gözetliyor yani o orada bir asker gibi insan yani. Dağın askeri. Yarlı mı geldi, yabancı mı geldi, şu mu oldu, bu mu oldu? 2-3 yıl önce aşağı yukarı 3 yıl oldu. Karabel'de geçidinde askerler tarandı. Şimdi dağda çoban olmazsa, birileri göz kulak olmazsa işte şehitlerimize de buradan herkese rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Şimdi gün geçmiyor şehit haberi geliyor. Ya 100 metre 200 metre öbür taraftaki yolun içine patlayıcı döşenecek. Ben burada oturacağım. Şu işte caminin orası 100 metre. Ben buradan görmüyor muyum? Gözümü kapatmam mı gerekiyor? Bir tane daha Türkiye yok. Türkiye tok. Tek ülke. Yani bir tane de ülke yok. Bizim de başka bir dostluğumuz da yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. Evet. Bunu herkes böyle bilmesi gerekiyor. Ama yani benim param olunca ben Amerika'ya mı giderim, Avrupa'ya mı giderim fikrinde olan bizim vatandaşlar hiç oraya buraya aramasın. İşte Suriye'nin durumu belli. Biz Suriyelileri kucak açmış olabiliriz ama yarın gidecek yerimiz yok. Yarın bizi bir başkası almaz. Almayacak da. Zamanında İngiliz askerlerinin bizim askerlerin karnına bir altın yutturarak Arap milletini karnını yardırıp altın var bu Türklerin karnında diyerek yani öldürttürdükleri vatandaş onlar. Evet. Aynen öyle. Derdim çok büyük de evet. Aslında girmek iyi değil bu konulara ama şey oluyor yani insan sürekli laf açıyor. O yüzden yani sürekli söylediğimiz şey kardeşim Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Köylü milletin efendisidir. Köylü birbirine kenetlenmesi gerekir. Türk milleti de hep beraber yumruğu bir yere vurması gerekir. Ben bunları söylüyorum. Böyle olması gerekir yani. Başka bunun bir alternatifi yok. Sen sensin, ben benimle bu işler yürümüyor. Herkes yumruğu bir yere vursun. Yani diyeceğim böyle sağ olsun bayanlar yumruğu bir yere vuruyor. Bütün etkinliklerde. Şimdi bak bir folklor ekibimiz var. Bu ayın 15'inde Ankara'da bir açılış gibi Dünya Çiftçi Kadınlar Günü programı münasebetiyle bir şeyler düzenlenecek. Bayanlarımız oraya gidecek. Bütün köylü kadınlarımız. Nerede açılış var? Yani köyümüzün kadınları çok aktif. Erkekleri daha da geri planda. Aslında erkekler olması gerekiyor. O yüzden biz de diyoruz ki
Kadınları her türlü desteğe sağlayacağız diye uğraşıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Ama yani bunları sadece bizim yapmamız değil. Bunları bütün köyler bu şekilde yaparsa daha iyi olur. Şimdi mozaik kursu dedik. Cumalı Yeşilköy'de mozaik kursu düzenleniyordu. Çamurat izi kalsın. Kooperatif başkanı vardı. Onu yok alıyor, satıyor muhabbeti. Kardeşim bu adam şimdi alanla satan güzelden yatan derler. Alanı satanı karıştırmayacaksın. Ben 12 yıldan beri kooperatif başkanıyım. Ne aylığım var ne yıllığım var. Bir de fahri başkanlık yapıyorum. Sabahleyin arabaya bismillah dedim, kontağa bastığım zaman hep benim cepten çıkıyor. Gazı, mazotu, her şeyi. Herkes de bunu biliyor. Yani millet biraz da özverili olması gerekiyor. Özverisiz olur da herkes benim kesem, benim cebim. Ben parayı daha fazla kazanacağım derse o iş orada kopar. O iş biter yani. Evet. Tabii Hüseyin Bey, derdimiz çok. Evet. Tarım hayvancılık sektöründe lafı açtığımız zaman çok sıkıntımız var. Son olarak burada neler söylersiniz? Bir izleyenleri davet edelim. Yapacağımız festivali, bal festivali var herhalde. Evet. Onu duyuralım. Onun haricinde biz telefonunuzu yazarız programın altına. Buradaki ürünlerden almak isteyen izleyicilerimiz sizden sipariş verirler. Neler var burada kısaca ürünler? Onları anlatalım, onunla bitirelim. Tamam. Şimdi öncelikle bu Ekim ayında, daha önce 21 Ekim'di, şu anda 28 Ekim pazar gününe aldık bal festivalimize. 28 Ekim pazar günü tüm izleyen veya duyan varsa bekliyoruz köyümüze. Sıcakkanlı, özverili insanlarımızla karşılamaya hazırız. Köyümüzde üretilmeyen çok da bir şey yok. Erişte denilir ama biz makarna biliyoruz köylü diline. Balımız var. Balımız var, bademimiz var. Kekiğimiz var. Kekiğimiz var. Sirkemiz var. Kekik suyumuz var, bal sirkemiz var. Kantaron yağımız var. Elde yapılmış domates şişelerde hakikaten doğal domates salçamız var. Kudret nanımız var. Ben gördüm mesela. Var. Köy yumurtası var. Köy yumurtası var. Çitlenbik turşumuz var. Nar ekşi, doğal organik nar ekşimiz var. Reçeller var. Pekmezlerimiz var. Zeytinlerimiz tamamen onlar da doğal. Nesi doğal diye. Şimdi bizim aldığımız bozuk mu diye şey yapabilirler. Bizim zeytinler 6 ayda en az 1 yılda oluşur. Kendi kendisini, kendi suyunla oluşur. Çekiştemiz hariç 10-15 günde onlar suyu değiştiği için oluşur. Ama öbürkü bütün zeytinlerimiz 1 yılda oluşur. İçinde herhangi bir demirdir. Ben duyuyorum çünkü bunlara. İçine kireç atılıyor, kireç atılıyor. Katkı maddeleri konularak, kostik konularak bunlar hemen erken alıyor millet. Şu anda bizi deseler ki 500 kilogram biz zeytin alacağız deseler biz bunu karşılayamayız. Çünkü doğal. Bizde biten mal bitmiştir. Yerinin yenisi gelmez. Sezondan sonra gelir. Sezonda başlar satılmaya yani. Böyle bütün dostları davet ediyoruz dedik. Bütün herkese köyümüze davet ediyoruz. Köyümüzün güzel havasından, suyundan, insanından gelsen onlar nasiplensin diyoruz. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli dostlar, Hüseyin Bey'le güzel bir söyleşi yaptık. Ben şunu net ifade edeyim. Anadolu gerçekten çok güzel bir memleket. Allah başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün bu vatanı bize bırakan geçmişlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bizim ülkemiz gerçekten cennet gibi bir memleket. Her yönü çok farklı. Biz bugün buraya geldik. Burada Sayın Başkan bizi kabul etti. Çok güzel bir söyleşi oldu. Gözlemelerimizi yedik, çayımızı içtik, ayranımızı içtik. Onun haricinde burada birçok ürün var. Tabii Türkiye'nin birçok bölgesinde işte bu tip işleri yapan insanlar olabiliyor ama birçoğu da insanları kandırıyor. Bizi izleyenler bizim programı formatı bildiği için bizim sözümüz senettir ondan yana. Bu bölgedeki ürünler gerçekten doğal ürünler. Annelerimizin emekleriyle üretilen göz nuru, el emeği ürünler. Yani bizim de bu işte bir menfaatimiz yok. Buradaki insanların dertlerini anlatabilmek, sıkıntılarını anlatabilmek. Bu yaptıkları çalışmaya karınca kaderince katkıda vermek amacımız. Eğer ararlarsa, irtibat kurularsa burada birçok ürün var. Kargo ile kendilerine gönderilir Türkiye'nin her tarafına. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Sektör Haber'in sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den köyde hayat var.